Göl'e hoş geldiniz. Balıklı Göl'ün içinde havza çekiliyor. Sonunda iki tane göl var. Halil-i Rahman Gölü, Hazreti İbrahim'in ateşe düştüğü göl. Arka tarafta da Mevlüt'ün kızı Zeliha'nın düştüğü göl. Ateşe atılıp ateşin yaktığı gölü göreceksiniz. Onun hemen solunda da Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara. Burada da inanç gereği. Her inancın farklı bir merkez var. Her haber önemli. Hayır, güneşe tapanlı mutlu sesi. Öyle bir şey. Bölümünden bahsediyorum. Farklı farklı böyle simgeler ortaya çıkıyor. Ve Hazreti İbrahim tarihinde düşünen ve tefekkür eden peygamber. Bütün dünyanın atası olarak biliniyor. Semavi dünyanın başlangıcında Hazreti İbrahim'in kendisi yer alır. Şimdi evlatlara ve Hristiyanlara göre Hazreti İbrahim yaşlanmış. O tarafa olmamış, ateşe atılmış. Ama Haran'ın öncesi yaşamış. Bugün de Haran'a gidiyorlar. Ama Müslüman inancına göre Hazreti İbrahim Urfa'da doğmuştur. Büyümüştür, ateşe atılmıştır. Ondan sonra Kudüs'te başlamıştır. Kralı Nabonid, aslında Nabonid olarak geçiyor. Nemrut, günümüzdeki kötü fena ismini taşıyan özellik değil, ölümsüz demek. Arada doğal anlayamadım. O da Nemrut. Zamanla Nemrut olmuştur. Kötü fena ismini. Gatar, pasuklarımız, patlarımız taşıyan ismini. Valla Nemrut demeye başlamış. Bu dönemde yaşayan halk. Ve Hazreti İbrahim'in rüyasını görüyor Nemrut. Ne görüyor? Sürekli kuyruklu yıldızların ona aktığını görüyor. Bunu bir hafta boyunca görüyor. Ve gidiyor oradan bir kahinlere. Diyorlar ki işte bu rüya ne anlamına geliyor? Bir çocuk orada tahtını başına yıkar. Ve sen sadece sakın böyle çocukları yok etmen lazım. Bir işlem var mı? Yani bunu bir şekilde deyince ne yapıyorsunuz? Ne kadar? Hamile kadın, çocuk, tahtını tahtını korumak için. Sonra evliliği yasakladıktan sonra beyleri, erkekleri Nemrut tahtını aldı. Kendi yaşadığı yeri aldı. Birkaç yıl orada bekletiyorlar. Tabii ki o arada Hazreti İbrahim'in babası Hazire Nemrut'u tahtlıyor. Bir de o şehre gidip geliyor. O tabii ki geldiğinde Nemrut tekrar kuyruklu Nemrut'un gözlerine girildi, gözlüğü patlattığını girdi. Tekrar kahvenizde o çocuk doğru gidiyor. Daha doğrusu yani anne karnına düştü. Bu sefer tabii ki Nemrut
sağ solundan Hazreti'ye tükelen diyorlar. Ne yapıyorlar? Hazreti'nin önünde atıyor. Onu öldürmesinler diye, zarar vermesinler diye. Ve doğumunu mağarada yaptı. Daha sonra 7 ay aradan kaybolunca boyunca mağaraya geldi. O zaman önünü kesmiş. Ama ne oluyor? Mağara kapandıktan sonra böyle mağaranın içinde ceylan var. Yavrudan indirirken Hazreti İbrahim'i de emzirmeye başlamış. Ve o şekilde 7 ayda 7 yıl buldu. Nemrut'un kızıyla büyüyen Hazreti İbrahim Zeliha ile birlikte büyüyor ve onu şehrin bekçisi olarak bütün şehrin anahtarlarını kendisine teslim ediyor. Sonra Nemrut görmeden önce Hazreti İbrahim tefekkür ediyor. Kur'an'dan mümin İslam süresinde geçiyor. Önce kuyruklu yıldızları görüyor. Yıldızlar benim Rabbim değil diyor. Sonra güneş yıldızlardan daha büyük geçiyor. Olsa güneş benim Rabbim diyor. Güneş de batınca karar veriyor. Diyor ki batan gitsinler. Benim Rabbim değildir. Bunları yaratan benim Rabbimdir deyip bütün kutları kırıyor. Ve balsayı en büyük kutun boynuna takıyor. Nemrut geliyor, iniyor, bir bakıyor bütün kutlar ibadethane. Tanrı'nın ibadethanesi dağılmış. Soruyorum Hazreti, gel bekçi. Burayı kim yaşıyor? Kim bunlara zarar verdi? Ben verdim şu boynunda balta olan kurt zarar verdi. Yani bir yerlere. O da şey diyor, aslında ders vermeye çalışıyor. Hayatımda iki kez yalan söylemiş. Bir yalanı kurtların kırdığını iddia etmesi. Bunlar kıramaz. Bunlar cansızdır. Nemrut'tan kurt veriyor. Madem ki bunlar cansızdır, bunlara niye tapıyorsun? Demiş Hazreti İbrahim, sen misin bunu duyan? Ve sonra ne yapıyorlar? İşte burası kale. Karşıda bir kale görüyorsunuz. Kalenin eteklerine getiriyorlar. Şu karşıda birazdan yürüyeceğiz. Karşıya getiriyorlar. Büyük bir ateş yapıyor. Hazreti ne kadar odun varsa hepsini topluyorlar, kalenin eteklerine getiriyorlar. Ve tabii ki ona inanan bir kişi daha var, Zeliha. İbrahim doğru söyler, onun inandığına ben de inanıyorum deyip o da Nemrut kızım demeyip onu da ateşe atmaya karar veriyor. Ve mancınıklar var, bakın karşıda sütunlar görüyorsunuz. Bu sütunlar Hazreti İbrahim'den 1500 yıl sonra yapılmıştır yani. Çocuklar anlatıyorlar, Hazreti İbrahim o sütunlardan fırlatılmış yay gibi. Öyle bir şey yok. Bu sütunlar Roma dönemine ait. Ama tepede, o tepeden Hazreti İbrahim'in yaklaşık 200-300 metre mancınıklarla fırlatıldığını biliyoruz. Ve Hazreti İbrahim'in ateşe düştüğü anda bir ayet iner. Ey nar, serin, merden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selametli ol deniliyor. Eğer selametli ol denmeseydi, o su Hazreti İbrahim'i boğar. Ondan dolayı Enbiya suresinin 69. ayetinde ateş onu yakmıyor. Ve rivayetlere göre şu arkaya baktığımızda o ateşin odunları balığa dönüşüyor, ateş de suya dönüşüyor. Böyle bir mitolojik hikaye anlatılır burada. Bu arada ben arkeolog Karahantepe Göbekli Tepe kazılarında çalışıyorum. Ve burada şimdi İslam inancına göre, şimdi burada Hazreti İbrahim doğmamış desem taşlamıyorum. Biz şeye bakıyoruz, kaynakça. Ama şu gördüğünüz, bakın ileride bir minare göreceksiniz. Hazreti İbrahim'in camisi olarak geçiyor. Mesela bir çan kulesidir. Ne olmuş? Caminin minaresine dönüştürülmüştür. Arka tarafta ne görüyorsunuz? Bir medrese görüyorsunuz. 15. yüzyılda Osmanlı döneminden kalma. Balıkların içine, içini birazdan ineceksiniz. Balıklar sazan balıklarıdır.
Ve bu su, şu gördüğünüz su 4000 senedir akıyor. 4000 senedir bu suyun, bu suyun menbaası Fırat Nehri'yle bağlantısı olduğu suyu. Latin kesin Fırat tekne türünün yapıldığı yerden. Oradan menbaasının geldiğine inanılıyor. Bir de arka tarafta Ayzeliha Gölü var. Oraya da gideceksiniz. Ayzeliha Gölü'nde bir hikaye anlatılır. Zeliha o kadar gözyaşı dökmüş ki Hazreti İbrahim için. Ne olmuş? O ateşe atılırken rivayetlere göre hani dedik ya odunlar balığa kendisi düşerken balığa dönüştü. Beyaz balık bir tanesi de olur. Bu bölgede bir beyaz balığı görürse onun halini kaderi değiştirip başka sana gönderiyor. Ama dediğim gibi burası maliyat kısım bir yer. Burası peygamberler şehri denmesinin sebebi Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Eyüp, Hazreti Musa, bütün Yahudiler, Müslümanlar için değerli olan çok güçlü peygamberlerin yaşadıkları yerlerden birisi de Urfa şehridir. Aynı şekilde siz bir Umre gezisi de yapmış oluyorsunuz şu anda. Mutlaka Hazreti İbrahim'in olduğu mağaraya gidip suyunu için rekat namaz kılıp sabah namazları da çok güzel oluyor. Otelimiz buraya yakın. Dileyen sabahın erken saatlerinde namazını bu camide kılabilir. Akşamleyin de çok güzel oluyor burası. Akşamleyin de gelip buraları fotoğraflayabilirsin. Şu an çok kalabalık. Fotoğraf için çok şey değil. Şu anda iyi gözükmüyor. Ama dediğim gibi akşamleyin çıkıp buralara gelebilirsiniz. Güvenlidir. Bir sorun yok. Zaten geldiğinizde bütün türler akşamlar buraya geliyorlar. Şimdi şu taraftan böyle gidebilirsiniz. Ben amaç zamanı istemek için biraz geç geldim buraya. Bir de Harran var. Biliyorsunuz Harran'ı da aradan çıkarmanız lazım. Harran bir saat mesafe var. Yani yaklaşık 55 kilometrelik bir mesafesi var. Ben şimdi size zaman vereceğim. Farkınızı yemeyelim. Sizin Urfa'yı tamamen hissedin, yaşayın. Öyle gezin. Saat şu an 15.45. 4.30. 4.30. Evet. Hadi 4.45 diyelim. 16.45 diyelim. Çünkü bir de yol var. Otobüse gitmek için 15 dakika yol hava da erken vereceğiz. Kararıyor bu bölgede. Amacımız bu zaten. Maksat görelim yani. Harran'ı da gündüz gözüyle görelim istiyorum. Bir saat. 50 kilometre. Burası 45 dakika etmez mi? Beraber biraz. Siz bize bırakın. Biz, bizim dediğimizi yapın. Yetiştireceğiz yani. Biraz kısaltmayalım burayı. Çünkü yolumuz var. Orayı da gündüz gözüyle görelim. Yine anlatırdım. Tamam. 4 diyorum. Tamam 4.30. 4.30 yani. Nerede? Bir dakika gösterdim. Sağdan böyle döndünüz mü? Erva Oteli'nde buluşacağız. İndiğimiz yer var ya. Tamam. Buradan sağdan döndünüz mü? 5 dakika ileride. İndiğiniz yerde Erva Oteli'nin önünde buluşuyoruz. Tamam mıdır? Ben gruptan da yazacağım. Konumunu da atacağım. Bunu da Çok büyük lan. Oğlum bunlar güzel yedir ha. Yeniyor mu bilmiyorum. Çok büyük. Attın mı? Şu kadar. Gece gelelim. İki tane alsan. Şöyle gel abi. Bana ne dedi? Bana ne dedi? Bana ne dedi? Bana ne dedi?
Mesabri. Ne? Gel hadi gel. Bana geç kalacağız. Hiç olamaz ya. Sanki bir de yemek mi yapacağız? He? Nerede? Dur, ben geldim. Yok, onunla beraber.